9 Kasım, 15 Kasım nasılsınız yengeç burçları? Umarım hayat sizi hayalleriniz ve canlı tutmanız gerektiği bir hafta. Yeteneklerinizden tereddüt ediyorsunuz. Bunları mutlaka ihmal etmeyin. Farklı noktalardan gelecek yeni iş ve oluşumlar gündeme gelecek. Bunları detay alın. Ufak ufak kendinizi yenilemek için seyahatler yapmak istiyorsunuz ama şu ara böyle bir durum için biraz daha geri kalınacak, daha geri kalınacak hani Covid'den dolayı ama yurt dışı ile ilgili planladığınız ve yenilikler var. Bunlarla ilgili belli başta evraklarınızla ilgili olumlu sonuçlar alacaksınız ve sonunda zafer sizin olacak. Hani gidemeyecekmiş gibi değil, gideceksiniz ama daha bunun için biraz daha vakit var demişim. Özellikle iş yerinizle alakalı çok yoğun bir keyifli bir o kadar da sert bir hafta yaşanacak. Hem espriler hem sistematik kurallar ön planda olacak. Biraz kafa olarak yorulacağımız ve kendimizi bir türlü yenileyemeyiz ya. Ya bu hafta yenilemeye ihtiyacım var, yenilemeye ihtiyacım var deriz ve yenileyemeyiz ya. Sanki böyle bir yoğun bir temponun içerisinde boğuşma haftanız. Özellikle iş yerinizle ilgili güzel yenilikler ama biraz tartışmalı yenilikler söz konusu olacak. Çevrenizde birkaç insan tarafından iş konunuzda kıskanılıyorsunuz. Ayağınız kaydırılmaya çalışıyor olabilir mevcut iş konularınızla alakalı. Lütfen bunu dikkate alalım diyorum. Yerinizdeki ciddi bir iş değişimi ya da bir farklı bir ülkeye geçişle ilgili iş yerinizde konuşmalar söz konusu olabilir. Bununla alakalı belki siz kararsız kalabilirsiniz. Bu biraz sizi yıpratabilir diyorum. Özellikle yarım kalan eğitimi ve tamamlamak isteyen bazı yengeç burçlarında sanki sınavla ilgili koşturmamız var. Devletle ilgili çalışıp devlet kapısıyla alakalı beklediğiniz yenilikler varsa bununla ilgili doğru evraklar, doğru diyaloglar söz konusu olacak. Bu da bizim kafamızı biraz daha rahata kılacak diyorum değerli yengeç burçları. İlişki konusunda biraz daha ilişkinizi keyifli bir hafta, gayet de güzel bir hafta onu söyleyeyim size. Hiç olmadık güzel sözler, birbirimize ait unuttuğumuz duyguları tekrar hayata geçireceğimiz ve sevildiğimizi hissedeceğimiz bir hafta ilişkimizle ilgili. İlişkisiz olan yengeç burçlarına gidin babanızı ya da annenizi bacınızı öpün ya da kardeşinizi öpün. İçinizdeki enerji bir rahatlasın istiyorum. Çünkü ben bu konuda çok şanssızım. Elimi kime attım yarım kalıyor dediğiniz için Kasım sonu doğru aşka yakalayacaksınız. Haritanız bunu da veriyor ama ben şunu demek istiyorum değerli yengeç burçları. Kalbinize dokunacak insanı bulacaksınız ve ömürlük bir hayat arkadaşınız olacak ve Kasım sonu. Yani şu an bu enerjiyi veriyor haritanız ama hani haftaya cevap vermem lazım. Ama güzellikler söz konusu olacak. Aile büyüklerimizden özellikle romatizmal ağrıları olan, kemik, romatizma, bacak ağrıları olan bir kişinin diş sıvıları ile ilgili sıkıntısı olabilir. Özellikle sizin de diş sıvılarınızla ilgili sıkıntınız olabilir. Son zamanlarda gereksiz kilo almaya başladın Yengeç Burcu. Bunları toparlayıp vücudundaki yağlarını atma zamanı geldiğini düşünüyorum. Bir de benim de estetik var. Yani botoks vaktim geldi. Yani 6-7 aydır botoksuzum ve artık kırışı kırış her yerim. O yüzden benim de botoks vaktim geldi. Bazı yengeç burçlarında bir estetik düzeni ön planda olacak. Bu da size iyi gelecek diyorum. Son olarak da aile büyüklerimizle alakalı geçireceğimiz güzel geçmişle ilgili anılar sizi çok mutlu edecek ve keyifli edecek. Bir kahve içiyorum. Siz de bir kahve için ruhunuzu iyileştirin diyorum. Yengeç burçlarına şunu da demişim. Uzun süredir hep aklınızda biri vardı ve merak ediyordunuz ya. Onunla ilgili üzüntülü bir haber alabilir ya da hayatına biri girmiş olabilir, çıldırabilirsiniz. Ona göre haberiniz olsun. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sağlık problemi sadece dizler ve kemiklerle ilgili dedim. Yükselen burcunuz ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber? Ya da Akkaya Official benim Instagram'daki sayfamdır. Takip etmek istiyorsanız geçip takip edebilirsiniz. Rabbim sizinle olsun. Allah sizinle olsun.